Ve minhum onlardan bazıları menahazetü sayha. Öyle bir kasırgalar vurdu ki Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi. Onlar da ticarette birbirini kandırdılar. Ticaret yaparlarken o onu kandırdı, o onu kandırdı. Daha fazla para kazanayım diye. Ya hep beraber millet para kazansın. Bu zenginler cehennemi Resulullah Efendimiz Resul Allah <laughs> Allah bana cehennemi göster. Feyzen <laughs> Bir de baktım ki çoğu zenginler diyor. Ya sen daha üst üste ne koyacağını şaşırmışsın. Hala vatandaştan para Kotarmaya çalışıyorsun Ya sen de bir kolsun Nereye bu parayı yatıracağım diye düşünürken Öbürünün ise Nereden bu parayı üç kuruşu bulacağım diye düşünüyor Hala onun parasını da almaya çalışıyorsun Sen insanlıktan çıkmışsın ya Allah bu zenginlere insaf versin İnsaflar var zaten Onlar hürmetine ayakta duruyor dünya Resulullah ve Aleyhisselatü Vesselam bak hızlı söylüyorum. Buradaki yerin dibine geçen kavim Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi Akdeniz'in, Ürdün o bölgelerdeydiler. Dünya ticareti yapıyorlardı. Çok büyük ticaret yapıyorlardı. Gemilerle vesaire. Mal alıp satıyorlardı. Garibanlara zenginleştiler. E aynı parası olmayanlara para verdiler. Onlardan faiz aldılar. Tefecilik yaptılar. O onu kandırdı. Bu bunu kandırdı. Efendim kalitesiz malı kaliteli diye verdi. Verirken az verdi. Efendim çok para aldı gibi anlatır Kur'an-ı Kerim. Özet gidiyorum şimdi. Rabbim Celle Celaluhu onları yerin dibine geçirdi. Yerle bir etti. Tarihte baktı bahsettiğimiz zaman orayı eshabul eyk eder. Sık ağaçlı yerler der. Ne sık ağaçlı? Git bak şimdi orası çöl oldu gitti. Yani Mevla öyle bir gazap etti ki böyle yeşillik, efendim ormanlık olan yerler Mevla'nın gazabından çöl oldu gitti şimdi oralar. Eshabul Eyke manaya bir bak. Sık ağaçlıklı yer demektir. Eshabul Eyke Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi. Tefsirde anla konuştuk mu bunları? Ya Neler var neler. Kur'an-ı Kerim meseleyi anlatırken de oranın ne diyorlar buna? Jeoloji diyorlar. Yani oranın yapısını da anlatıyor bize. Sosyoloji diyorlar. Toplum yapısını da anlatıyor. Toplumun yapısı nasılmış? Nerede isyan ettiler? Nerede efendim Allah'ın gazabına uğradılar? Ya sen varlıklı bir insansın. Biraz paylaşsana ya. Biraz fakir yetimi sevindirsene. Ya yühet tüccar tesaddaku buyurdu Resulullah Efendimiz. Ey tüccarlar! Medine'de efendim hurma bahçelerinin hurmaların satıldığı yer var. Orası o zamanlar ticaret yapılırdı. Tüccarlar hep orada olurdu. Resulullah Efendimiz diyor ki ey tüccarlar sadakayı çoğaltın. Çünkü alırken yani art niyeti değil tabii yani dürüst bir Müslüman için bahsediyor. Alırken fazla alabilirsin, öderken az ödeyebilirsin. İnsanın insan hakları sende çok kalıyor. Yani öbürü standart maaş alıyor. Farza parayla uğraşmıyor. Maaşını standart alıyor. Ama bir ticaret yapan düşünsene günde bin defa alıyor satıyor vesaire. Orada illa birinin üç kuruşu veya az vermiş oluyor veya fazla para almış oluyor. Onun için bu sadakayla bu dengelenmiş oluyor. Orada efendim sehven diyelim yanılarak aldığı fazlalığı da bir nevi vermek suretiyle ondan da da sadaka vermiş oluyor. Hani efendim zorla hayır hayırdır dedikleri bu işte. Ahirete bir bakıyor aa sevap. Nereden çıktı bu sevap? Ya filanca senin adına senden fazla para aldı. Ya kimden aldım ben bunu bilmiyorum. Ya ben bunu çıkartayım vereyim dedi. Defterine sevap yazıyor. E niye? Çünkü o, o, bu sefer ondan alacaklıydı o. Yakasına yapışacaktı. O sadakayı verince, o sadakayı verince bu sefer onun defterine sevap olarak yazılıyor. O da o sevabı görünce alacaklıyı unutuyor. Yakasından düşüyor yani. Ey tüccarlar sadakayı çoğaltın. Vermiyor adam. Türkiye'de %83 mü ne? Yani 10, 100 kişiden seks, 80, tanesi, 85 tanesi zekat vermiyor. Öyle diyorlar. Ben de kanaatim öyledir yani. Çünkü dünya malı çoğaldıkça insanın hırsı artıyormuş. Kaybetme korkusu çoğaldığı için bu sefer bakıyorsun yani olmayacak işler yapıyor. Başkasının malına saldırıyor. Faize bulaşmaya kalkışıyor. Var işte her türlü imkanın var. Niye bu haramlara giriyorsun? Hırsı çoğalıyor. Öbürü evim var, arabam var, k gelirim de var. Yeter bana diyor. Belirli, mazbut olanlara bakıyorsun. Bir de zengine bakıyorsun. Hırs. Acayip bir şey. Ya Rabbim dengeli bir hayat nasip eylesin. Amin. Ve bu konu e, özetleyelim yani. Yanlış anlaşılma olmasın. İmam Rabbani bunu çok net diyor ki Nihamet dünya ve ahire izleştema. Dünyalığın var ahireti kazınırsın. Bu ne kadar güzel olur diyor yani. Yani dünyalık suç değil. Bunu tek dengelemek meselesidir.